Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kime bakmıştınız? Haldun Bey'e geldik, misafiriyiz. Haberi var geleceğimizden. Peki, buyurun. Burası mıymış ev? Beğenemedim mi? Ay tamam, bir şey demedik hadi. Hoş geldin. Haldun Bey birazdan yanınızda olur. Sağ ol. Teşekkür ederiz. İyi ki yol gösterdi, yoksa vallahi kaybolurduk kocaman evde. Abartma Şevkat. Ya tamam, ev birazcık büyüktü. Biraz mı? Kocaman ev şuna. Buna ev denmez ya. Başka bir şey ya. Hoş geldiniz. Merhaba Haldun Bey. Hoş geldiniz. Merhaba. Esin benim sözlüm, aynı zamanda part-time menajerim olur. Memnun oldum. Buyurun oturun. Çok şanslısınız hanımefendi. Bu adam tam bir kahraman. Hem de en gözü karalarından. Neden? Ne yaptı ki? Çünkü benim bildiğim kadarıyla sadece adamlardan birinin hafifçe kulağını çekti. Diğerini de sert bir dille uyardı. Öyle değil mi? Evet, onu diyor zaten. Değil mi beyefendi de? Onu diyor. Evet, evet. Bu zamanda herkes başını çevirip geçiyor böyle olaylarda. Ya. Ha bu arada Haldun Bey, bakın. Şimdi ben baştan uyarayım. Kızınızın korumalığını yapacağım. Eyvallah. Fakat benim kurallarım geçerli olur. Benim sözümden dışarı çıkarsa bu iş olmaz. Baştan uyarayım ya. Tamam. Sen ne dersen o olur. Kızım benim canım. Her şeyim. Ama sen bu işin patronusun. Tamam o zaman, sorun yok. Baba. Hah, kızım da geliyor. Bunu mu koruyacaksın sen? Evet. Al. Gel kızım, misafirlerimiz var. Misafir mi? Şevkat bir süre için senin koruman olacak. Ama sen de o ne derse onu yapacaksın. Yoksa dışarı çıkmana izin vermem. Hanımefendi kim peki? Şahsi asistanımız mı? He, şahsi asistanım. Kendisi telefonlarıma bakar, ajandamı organize eder. Zaten birazdan da kalkacak. Yok, kalkmam, belki biraz daha kalırım. Yok hayatım, ben mesaim başlamak üzere, o açıdan söyledim ya. Ne açıdan diyorsun? Başladı bile o zaman. Çantamı al da çıkalım. Hadi al çantasını da çıkın taşın. Yok artık, daha neler canım, Allah Allah. Laf, çantasını alacağım. Öyle şey olmaz. Yok, ne konuştuk? Baba. Kızım eğer çıkmak istiyorsan Şevkat'ın en dersi olur. O zaman biz de kalkalım yavaştan. Görüşürüz. Kapat, kapat, kapat kardeş, kapat. Benim arabaya biniyorsun, şoföründe ben. Ben bu kulüstüre hayatta binmem. Vallahi keyfin bilir. Binmezsen, kapı orada. Tıpış tıpış gidersin evine. Ya bu herkesin tanıdığı arabayla gönderemem seni, kusura bakma. Arkaya, arkaya. Orası ebediyen rezerve de. Kardeş sen de izinlisin bugün, tamam. Beşiktaşlı mısın sen? Evet abi. Ha, o zaman izin iptal. Doğru, Nevzat Demir'e gidiyorsun, antrenmanı seyrediyorsun, sonra da bana anlatıyorsun. Ama Aliyan'ın bir şey isterse diye burada kalsam daha iyi olur. Oğlum, Beşiktaşlı Beşiktaşlı'ya yanlış yapar mı? Sen bana güven, kız bende. Çok zevzeklik yapma. Şenol Hoca'nın tersi pistir ha, tamam. Hadi. Tamam abi. Kıyafetle mi dolaşacaksın? Ne varmış kıyafetimde ya? Allah Allah. Bu benim milli kıyafetim ayrıca. Olmaz. Sana yeni kıyafetler alalım biz. Ya marifet kıyafetli olsaydı herkes alırdı iki tane siyah takım elbise, koruma olurdu. Laf. Ben memnunum kıyafetimden. Ben memnun değilim ama. Hı, o memnun değil ama. Bırak da sana öyle bir iki parça kıyafet alsın.
Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ya arabaya binerken zaten üstünüzden çıraktınız. Şimdi de getirdiniz vestiyere veriyorsunuz. Safi masrafsınız ya. Vallahi billahi. Kardeş benimkini şu önde giden kızınınkinin üstüne as. Hiçbir şey istemiyorum. Tabii. Aliya. Ne haber canım? İyidir sana. İyidir. Ne haber? İyi sen? İyi. Kardeş şuraya oturabilir miyim? Eyvallah. Şevkat sen de gelsene böyle. Yok böyle iyi sağ ol. Kim bu? Nereden çıktı? Yeni biri. Babam tuttu beni korusun diye. Öyle biri. Gerek yok kardeş. Salep var mı? Var. Tamam bana bir salep getirirsin. Öyle biri değil. Acayip bir karizması var bence. Kendi bir acayip zaten. Aliya, niye mesajlarıma cevap vermiyorsun? Neden telefonlarıma bakmıyorsun? Bana bir açıklama borcun yok mu? Hiçbir şeye borcum yok benim. Senden sıkıldım o kadar. Sen kimsin kızım bana böyle davranıyorsun? Şevkat, sen ne biçim korumasın ya? Kırsana şunun ağzını burnunu. Tamam, sakin. Bir şey yok. Bana bak, öncelikle bir konuya açıklık getirelim Aliye Hanım. Korumalık yapmak, milletin ağzını burnunu kırmak demek değildir. Ha, senin gibi şımarık kızlar ekmeğinin peşindeki korumalara milleti dövdürebilir, o ayrı mevzu. Ama korumanın görevi kimsenin ağzının burnunun kırılmamasını sağlamaktır. Hem korunanın hem rahatsız edenin. Anladın mı? Kardeş, şimdi ben de görevimi yapmak durumundayım. Ya sen el yüzü düzgün bir çocuksun. Belli ki biraz da kalbin kırılmış. Benden sana naçizane tavsiye. Sen bu kendini beğenmiş şımarık kızdan uzak dur. Yani kendini koru. Anlatabiliyor muyum? Ne diyorsun sen ya? Otur yerine. Aslında doğru söylüyorsun. Sağ ol. Eyvallah, sen misin? Gel, biz biraz konuşak, gel. Koçum. Benim Salep'i kapının önüne getir. Sana kızım yok lan. Bu adam gerçekten acayipmiş. Sinir oldum. Beni koruman gerekirken rezil ediyorsun. Bizim mahallede bir Niko var. Bu da böyle devamlı özlü sözler falan söyler. Onun bir lafı geldi şimdi aklıma. Neymiş o? Şu hayatta her şey zıttıyla daimdir. İşte aynı sen. Dışarıdan bak dünya güzeli ama huyu bin beter. Ama bak benden sana bir tavsiye. Yani kendini biraz terbiye edersen aslında 10 numara insan olursun. Vallahi. Benim senin fikirlerine ihtiyacım yok. İyi, benim fikirlerime ihtiyacın yoksa sus otur. Yeter, bu da kafa ya. Efendim? Ha buyurun. Var, var. 50 karton yumurtam var. Yalnız şu anda biraz meşgulüm, kusura bakma. Yok, tamam. Bir dakika. Yok, müsaitim, tamam. Ben birazdan gelirim. Tamam. İyi günler. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ne yumurtası? Tut kız yumurtaları, kırılacak bak. Ya bu ne saçmalık böyle? Yumurtalarla aynı yere bindiriyorsun beni. Seni babama şikayet edeceğim. Hemen kovsun. Yok. Bu şimdi güvenlik önlemlerinin bir parçası. Sen yani şu anda kamufle olmuş durumdasın. Baban bahsettiydi. Bir ihaleye girmemesi için galiba sıkıştırıyorlarmış. Yani şu halde de en açık hedef sen oluyorsun. Şimdi böyle yumurtaların arasında bu sosyete kızı Aliye'yi kimse tanımaz. O yüzden rahat ol, güvendesin yani. Ayrıca daha bu bir şey değil. Yumurta taşıtacağım ben sana. Ne diyorsun sen ya? Ben hayatta yumurta falan taşımam. Yok yani, imkanı yok, taşımam. Göreceğiz. Baba yeter artık, dayanamıyorum ben. Her şeyime karışıyor. Bana yumurta kolileri taşıttırıyor. Ne biçim koruma bu ya? Ben böyle koruma falan istemiyorum. Thank you.
Dayı eyvallah. Ben kovuldum herhalde. Ne kovulması evladım? Hadi bak sen işine. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.